Merkez Yürütme Kurulu toplantımız devam ediyor. Bir ara verdik. O arada şu ana kadar konuşmuş olduğumuz ve karara bağladığımız konular hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Yeni bir şey olursa öğleden sonraki toplantı kısmında onları da yarın bilahare tekrar sizlerle paylaşacağız. Önce bir anmayla başlamak istiyorum. Bugün 6 Eylül biliyorsunuz. 6-7 Eylül olaylarının 63. yıl dönümü. Özellikle Rum, Ermeni ve Yahudi yurttaşlarımıza yapılmış olan ırkçı saldırının 63. yıl dönümü. Bir kez daha o dönemde hayatını yitirmiş olan yurttaşlarımızı anıyoruz. Ve bir kez daha Rum, Ermeni ve Yahudi yurttaşlarımızın evlerine, iş yerlerine yapılan saldırıları, inanç merkezlerine yapılan saldırıları, talanı, kadınlara yönelik tecavüzleri lanetliyoruz. 6-7 Eylül olayları 63 yıl önce Türkiye'de derin devletin bir operasyonu olarak organize edildi biliyorsunuz. Ve toplumsal linç kültürünün geliştirildiği önemli olaylardan birisidir. Türkiye'nin tarihine bir utanç olarak yazılmıştır ve kara harflerle yazılmıştır. Bir kez daha dediğim gibi 6-7 Eylül'ü de hayatını yitirmiş olanları anıyoruz ve o dönem yaşanmış olan ağır linç ve ırkçı saldırıları lanetliyoruz. Almanya Dışişleri Bakanı ülkemizi ziyaret ediyor. Elbette ki önemli bir ziyarettir. Avrupa Birliği'nin ve Avrupa'nın önemli ve güçlü bir devleti olan Almanya'nın Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'ye gelmesi, görüşmeler yapması elbette ki önemlidir. Fakat bir konuyu özellikle Almanya Dışişleri Bakanı'na ve Almanya hükümetine hatırlatmak istiyoruz ki Avrupa ile ilişkilerin çıpası bizler açısından insan hakları, demokratik hak ve özgürlükler ve hukukun üstünlüğüdür. Bunları dikkate almayan, bunları önemsemeyen, ağır hak ihlallerini görmezden gelen bir anlayışın doğru bir anlayış olmadığını bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Bu ne Avrupa değerlerine uygundur, ne Avrupa'da uzun yıllar boyunca sürdürülmüş olan toplumsal ve demokratik mücadeleler tarihine ve o değerlere uygundur. Dolayısıyla bu konunun göz ardı edilmemesi gerekiyor. Bugün Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Türkiye demokrasisinin sağlıklı gelişmesi Almanya'nın stratejik çıkarınadır açıklamasını yaptı. Elbette ki Almanya'nın stratejik çıkarınadır Türkiye ekonomisinin sağlıklı gelişmesi. Aynı zamanda Türkiye ekonomisinin sağlıklı gelişmesi Türkiye halklarının, Türkiye toplumunun da çıkarınadır. Ama ekonominin sağlıklı gelişebilmesi için demokrasinin, insan hak ve özgürlüklerinin, hukukun üstünlüğünün, barışın yok sayılmaması gerekir. Bunlar yok sayıldığı zaman, işletilmediği zaman hak ve özgürlükler ve hukukun üstünlüğü bugün olduğu gibi ekonomi de krize girmektedir. Dolayısıyla Türkiye toplumunun da, Türkiye'de yaşayan bütün halkların da, yurttaşların da aleyhine gelişmeler ardı ardına gelmektedir. Dolayısıyla Almanya Dışişleri Bakanı'na ve hükümetine bir kez daha insan hakları, demokrasi, özgürlükler, hukukun üstünlüğü, adalet, Almanya'nın da imzasının bulunduğu uluslararası sözleşmeleri hatırlatmakta fayda görüyoruz. Bir süredir özellikle son haftalarda İdlib tartışmaları, özellikle son günlerde İdlib tartışmaları oldukça yoğunlaştı biliyorsunuz. Sizler de gözlüyorsunuz bunu. Bugün Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ilginç bir cümleyle durumu özetledi. Dedi ki Suriye rejiminin saldırılarının amacı İdlib'i ele geçirmektir. Yani uzun zamandır bu kadar önemli bir tespit yapılmamıştı sanıyoruz. İdlib Türkiye'nin toprağı değil. İdlib Suriye'nin toprağı. Dolayısıyla Suriye kendi toprağını ele geçirmeye çalışıyor gibi tuhaf bir yaklaşım var. Tuhaflık esas olarak Suriye'nin toprağında bulunan
ve Suriyeli olmayan güçlerin orada bulunmasıdır. Askeri güçlerin orada bulunmasıdır. Türkiye'nin askeri güçleriyle Suriye topraklarında bulunmasıdır. Dolayısıyla yani Suriye rejiminin kendi kentini ele geçirmek için adım attığını meşru görmemek aslında yakın tarihi çok çarpık bir şekilde anlatmak demektir. Şimdi şu cümle bile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun kurduğu bu cümle bile iktidarın Suriye politikalarının çöktüğünün bir kez daha altının çizilmesi anlamına geliyor. Sadece iktidarın Suriye politikaları çökmedi bugüne gelindiğinde. Baktığımızda Selefi çizginin ve anlayışın Orta Doğu'da barışı ve demokrasiyi değil, savaşı, kanı, çatışmaya körüklediği ortaya çıktı. Yani iflas etmiş bir anlayış olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla iktidarın, AKP iktidarının da bir kez daha 8 yıldır sürdürmekte olduğu yanlış politikayı gözden geçirmesi şarttır. İdlib bugün yenilmiş güçlerin, IŞİD ve El-Nusra türevlerinin sığındığı son bir kale olarak görülmektedir. Sayısı çeşitli şekillerde tarif edilen ama on binleri bulan sayıda silahlı çete mensubunun bulunduğu, sığındığı son bir kale olarak durmaktadır. İdlib'deki durum sadece bölge açısından değil, Türkiye açısından da çok büyük bir risk taşımaktadır. Bir kafa kesenlerin, kadınlara tecavüz edenlerin, haydutların sığındığı bir kale haline gelmiştir bugün İdlib. Ve bugün Türkiye toplumu ciddi olarak çok geniş kesimlerde şunu sormaktadır. Yarın İdlib'de nasıl bir sonuç ortaya çıkarsa çıksın, İdlib'e sığınmış olan bu silahlı çeteler acaba yarın Türkiye'ye nasıl gelecekler? Kaç tanesi gelecek? Nerede kalacaklar? Türkiye toplumuna yönelik hangi girişimlerde bulunacaklar? Yani büyük bir tedirginlik söz konusudur. Dolayısıyla İdlib'de şu anda yaşanan aynı zamanda Türkiye açısından da büyük bir risk taşımaktadır. Bugün artık Suriye'de barış ve demokrasinin inşa edilmesi zamanı gelmiştir. Uzun yıllar sürmüş olan savaşın sonuna gelinmiş olması gerekir. Artık Suriye'de bütün farklı halklar, bütün farklı kültürler, inançlar, kimlikler bir masada oturarak demokratik bir Suriye'nin nasıl inşa edileceğine dair, demokratik bir Suriye anayasasının nasıl şekilleneceğine dair ve barışı nasıl oluşturacaklarına dair konuşmaları gereken bir zamana gelinmiştir. Ve hızla bu konuda adımların atılması gerekir. Biz bir kez daha Halkların Demokratik Partisi olarak ve bütün bileşenleri ve kurumları olarak Suriye'de demokratik bir rejimin inşa edilebilmesi için barış masasına bütün tarafların eşit şekilde oturmasının zamanının geldiğini altını özenle çiziyoruz. Ve artık Suriye'de barış zamandır, demokrasiyi inşa etme zamanıdır diyoruz. Bunun dışındaki bütün çabalar, Türkiye'de dahil olmak üzere bütün çabalar, askeri çözümler elde etme konusundaki bütün girişimler aslında meşruiyetini artık kaybetmiştir. Ve bu şekilde davranmak demek hem Suriye'nin hem de bölge ülkelerinin ve de Türkiye'nin çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalmasına evet demektir. Bugün Türkiye Suriye'deki yanlış politikaları, yanlış maddi ve manevi yatırımları nedeniyle ekonomik krizle karşı karşıya kalmıştır aynı zamanda. Dolayısıyla bunu asla gözden yitirmemek gerekir. AKP iktidarının Suriye politikası, bölgeye yönelik dış politikası, savaş politikası olmuştur. Silahlı çeteleri besleme politikası olmuştur. Onlara maddi ve manevi destek sunma politikası olmuştur. Ve bu politika bugün fiyaskoyla sonuçlanmıştır. Zararın neresinden dönülse kârdır anlayışıyla bakın asla ve asla savaşı tetikleyecek, büyütecek
yeni savaşçı hamlelere yol açacak bir politikayı geliştirmek çabasında olmayın diyoruz. Türkiye'nin rolü içeride ve dışarıda barışı sağlamak, Türkiye'de ve bölgede barışı sağlamak, komşularıyla barışçı ilişkileri geliştirmektir. Komşularıyla kurdukları kültürel, ticari, ekonomik, sosyal ilişkileri esas itibariyle barışçı bir anlayışla inşa etmektir. Bir koyup üç alacağız mantığını devam ettirmek değildir. Dolayısıyla bir kez daha Suriye ile ilgili ve İdlib ile ilgili hem kaygılarımızı vurguluyoruz hem de çözüm önerilerimizi dile getiriyoruz. Türkiye'yi krize sürüklediğiniz gayrimeşru dış politikanızdan bir an evvel vazgeçin diyoruz iktidara. Bir diğer konu yerel yönetim seçimleriyle ilgilidir. Biliyorsunuz daha evvel de söyledik, çalışmalarımızı başlattık bu konudaki. Bu çalışmaların bir parçası olarak geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da eş genel başkanımızın da katıldığı bir toplantı düzenlendi. Bu konudaki hazırlıklarımızı en geniş biçimde sürdürmeye devam ediyoruz. Şunu özellikle vurgulamak istiyoruz. Siyasi iktidar ve ittifakı olan parti yaşadıkları krizden dolayı, ekonomik krizi kastediyorum, yaşanan krizden dolayı seçimleri öne çekmek ya da ileriye itmek gibi heveslerinden vazgeçmelidirler. Buradan bir kez daha söylüyoruz ki seçimler 30 Mart 2019'da yani zamanında yapılmalıdır. Bizim tutumumuz, meclisteki tutumumuz da bu doğrultuda olacaktır. CHP'ye özellikle sesleniyoruz. Siyasi iktidarı düşmüş olduğu ekonomik krizden kurtaracak herhangi bir yardımda asla bulunmayın. Seçim tarihini, yerel yönetim seçimleri tarihini öne çekmek ya da arkaya itmek gibi bütün çabalar iktidarın kendisini düşmüş olduğu ekonomik kriz sıkıntılarından kurtarmak için attığı adımlardır. Bunlara asla yardımcı olmayacağımızı ve muhalefet partilerinde yardımcı olmaması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Bu yerel yönetim seçimleri hazırlıklarımız birkaç eksenli olarak sürüyor. Bir taraftan işin fikri yanını zenginleştirmek için çalışmalarımız sürüyor. Yani yerel yönetim modellerimiz, yerel demokrasi anlayışımız, yerinden yönetim anlayışımız, belediyecilik hizmetleri anlayışımız ve bunların bugüne kadarki eksiklerimiz, gediklerimizle birlikte değerlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin projelerimizle birlikte sunulması konusundaki çalışmalarımız devam ediyor. Bu açıdan baktığımızda koyduğumuz hedefleri daha evvel de dile getirmiştik. Bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Özellikle Kürt illerinde kayyum atanmış olan bütün belediyeleri ve daha önce kazanmış olduğumuz belediyeleri yani 102 belediyeyi her halükarda tekrardan kazanmak hedefimiz. Bunun üstünde olan sayıdaki yine Kürt illerindeki belediyeleri de kazanmak ki bunu daha evvel yaklaşık 10-15 belediye diye tarif etmiştik. Bunun üzerindeki çalışmalarımız sürüyor. Diğer bölgelerde yani Akdeniz, İç Anadolu, Ege, Trakya, Marmara, Karadeniz bölgelerinde de esas itibariyle metropollerde ve büyük ilçelerde AKP-MHP koalisyonunu geriletecek her türlü sonucun, her türlü arayışın ve her türlü ittifakın son derece meşru ve demokratik olduğunu düşünüyoruz. Bu konudaki tutumumuzu sürdürüyoruz. İttifakı sadece siyasi partiler arası ittifaklar diye düşünmek yeterli olmayacaktır. Biz yerel yönetimler açısından baktığımızda bizim için ittifak aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarıyla, meslek örgütleriyle, sendikalarla, yöre dernekleriyle, yurttaş girişimleriyle, inanç örgütleriyle, kadın ve çevre hareketleriyle, gençlik hareketleriyle ittifak demektir. Niye bunu özenle vurguluyoruz? Çünkü bizim yerel yönetim anlayışımız aslında adına ne derseniz deyin, ister kent meclisi deyin, ister kent konseyi deyin, isterseniz halk meclisi deyin, yerel yönetim anlayışımız bu türlü kurumsal yapıların içinde yer alacakları meclisler ya da konseyler
aracılığıyla demokrasinin geliştirilmesi doğrultusundadır. Yani biz meslek örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının, sendikaların yer aldığı yapılarla yerel yönetimlerin daha iyi yönetilebileceğini, belediyecilik hizmetlerinin daha doğru verileceğini, halkın katılımının daha efektif biçimde sağlanacağını ve yerel demokrasinin geliştirilebileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla yerel yönetimlerin yerel yönetimlere böyle bakan anlayışımız nedeniyle de ittifak politikalarımızda mümkün olduğu kadar geniş çevrelerle ele almak gerektiğini düşünüyoruz ve bu doğrultudaki hazırlıklarımızı da sürdürüyoruz. Esas hedefimiz dediğim gibi iktidarın bu konuda geriletileceği adımların atılmasını sağlamaktır. Bunu demokratik ve meşru olarak görüyoruz. Yerel demokrasiyi büyütecek, yerel yönetimleri güçlendirecek her türlü teklifle birlikte hareket etmek konusunda kararlıyız. Biz de bu konuda kendi tutumumuzu sürdüreceğiz. Olmadığı yerlerde kendi adaylarımıza, olduğu yerlerde en geniş demokrasi güçlerinin adaylarıyla birlikte yerel seçim çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bir şeye daha işaret etmek istiyoruz son olarak. Bugün bütün iktidarı merkezileştiren ve bir tek noktaya toplayan, tek kişi yönetimine toplayan bir anlayışla karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Bunun yerel yönetimlerde de karşılığı işlemeye başlamıştır farkındaysanız. Özellikle belediyecilik alanında son çıkarttıkları kararname ile mali ve idari vesayeti arttıracak bir adım atılmıştır. Yani belediyeleri de tek kişi tarafından yönetilecek, Ankara'daki saraydaki tek kişi tarafından yönetilecek bir hale getirmek için uğraşmaktadırlar. Önümüzdeki günlerde yeni idari yapıyla ilgili yeni hamleler de gelebilir AKP-MHP koalisyonu tarafından bu doğrultuda. Bizim anlayışımız ise en azından Avrupa yerel yönetimler özellik şartındaki maddelerin geçerli olduğu, belediyelerin ve yerel yönetimlerin mali ve idari özelliklerinin bulunduğu adımların atılması doğrultusundadır. Politikalarımızı da bu şekilde önümüzdeki dönem açısından şekillendirmeyi sürdüreceğiz. Son olarak 7 Eylül itibariyle Alevi toplumunun Yas-ı Kerbela ibadeti başlıyor. Öncelikle 7-22 Eylül arasında oruçlar tutulacak. 23 Eylül'de Aşure günü olacak biliyorsunuz. Alevi yurttaşlarımızın niyetlerinin ve oruçlarının kabul olmasını diliyoruz. Lokmalarının makbul olmasını diliyoruz. Ve bu toplumun en güzel yanı farklı inançların, farklı kültürlerin, farklı kimliklerin bir arada eşit şekilde kendi inançlarını, kendi geleneklerini, göreneklerini sürdürmeleri ve birbirlerine üstünlük taslamadan büyük bir barış içinde, büyük bir demokrasi içinde, büyük bir zenginlik içinde inançlarını, kültürlerini, kimliklerini yaşamalarıdır. Benim söyleyeceklerim kısaca bunlardı. Herhangi bir sorunuz varsa onları alayım. Yoksa basın toplantımızı sonuçlandıralım. Yok herhalde soru. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.